Arkadaşlar merhaba. Bugün faiz problemlerini işleyeceğiz. Şimdi faiz problemlerinde formülümüz bu. Faiz eşittir ANT bölü 100. Bu bizim yıllık faizimiz arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz F alacağımız faiz tutarı A'mız ana para, N'miz süre, T'miz yıllık önemli faiz yüzdesi. Yıllık faiz yüzdesi her zaman. Mesela bize bankalardan ne diyor? Aylık %1,5'la kredi kullandırtabiliriz diyor. Biz bu formülümüzde hemen o 1,5 aylık 1,5 yıllık 12 ile çarpıp %18 olarak hesaplıyoruz. Bölü 100. Peki yıllık faizi değil de bana aylık faizi sorarsa ne yaparım? Bir yılı burada bulduğumu 12'ye bölerim. O halde F ne olur? ANT bölü 100 çarpı 12'den 1200 olur. Günlük faizimde arkadaşlar biz ticari işlemlerde bir ayı 30 gün aldığımız için 360 gün üzerinden hesaplıyoruz. O yüzden ANT bölü yine burada güne böleceğimiz için 360 çarpı 100 olacağından 36.000 formülüyle ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Hemen şimdi sorularına geçelim. Bakın birinci sorusunda diyor ki 240 TL yıllık %30 basit faizle bankaya yatırılıyor. Buna göre ana paranın 9 ay sonraki faizi kaç YTL olur? Şimdi birinci sorumuz. Benim 240 TL'm var. Yani bu benim ana param. Ana param 240 TL. Basit faizle diyor, %30'umla diyor. Yani benim TEM %30. Ana paranın 9 ay sonraki diyor. Sürem ne? 9 ay. Dikkat edelim, ay dedi. O halde ben bakıyorum faizim, ana param çarpı faiz yüzdem çarpı sürem 9 ay dediği için ne yapıyorum arkadaşlar? 1200'e bölüyorum. Sıfırlar gitti. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. 2, 3 kere 2, 6, 6 kere 9, 54 TL olarak bana faiz ödemesi yapılır bankadan. İkinci sorumuz. 360 TL yıllık %20 basit faizle bankaya yatırılıyor. Buna göre ana paranın kaç aylık faiz geliri 90 TL'dir? Bu kez de bana ne dedi? Bakın faiz gelirini verdi. Faiz gelirim ne kadarmış? 90 TL'ymiş. Ana param 360 TL. Faiz yüzdem %20 ve bana bu kez de kaç ay sonra ben bu parayı alırım diyor. Faiz eşittir ana para çarpı faiz yüzdesi çarpı süre bölü yine burada kaç ay dediği için ne yapıyorum? 1200'e bölüyorum arkadaşlar. Sıfırlar birbirini götürüyor. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. 3. Buradaki 3'ü buna böldüm. 30. 30'u 2'ye böldüm. 15. 15 ay sonra benim 360 TL'm %20 basit faizle 90 TL bana faiz getirisi elde ettirir. Üçüncü sorumuz. 60 TL %10 basit faizle 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonra bankada biriken toplam para kaç TL'dir? Bakın toplam parayı soruyor. Sadece faizi değil. Şimdi bizim paramız ne kadar? Ana paramız 60 TL. Faiz yüzdemiz %10, süremiz 3 yıl, tamam mı? 3 yıl sonra bank, önce biz faizimizi bulalım. Faizim 60 TL ana paramla %10 3 yıl dedi. Yıla böldüğü için, yıl söylediği için ne yaptım? Yüze böldüm. Sıfırlar birbirini götürdü. 18 TL. Ben ne alırım? Faiz alırım. Benim en başta zaten bir 60 TL'm vardı. Benim toplam param ne olur? Zaten 60 TL'm vardı. 18 TL'de faiz aldım. 78 TL toplam param olur. Gördüğünüz üzere C şıkkı.
Evet, geldik dördüncü soruya. Şöyle soruyu yaklaştırayım. Dördüncü soru, yıllık %60 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir para kaç ay sonra kendisinin, bakın para yok, ana para yok, kendisinin 1 bölü 4'ü kadar faiz getirir. Şimdi benim elimde, bakın neydi? F eşittir ANT bölü kaç ay sonra dediği için 1200'dü, doğru mudur? Ne dedi bakın? Yıllık %60'dan yatırdım dedi. Şimdi 60. Kaç ay sonra dedi? Ne belli değil. Ay dedi. Para belli mi? Değil. Ben ona ne diyeyim o zaman? Yine A olarak kalsın. Şimdi yıllık %60 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir para kaç ay sonra kendisinin 1 bölü 4'ü kadar faiz getirir. Kendisinin 1 bölü 4'ü kadar olsun istiyor faiz getirisi. O halde A'lar birbirlerini götürdü. Sıfırlar birbirlerini götürdü. 6'ya böldüğümde 120'yi 20. İçler dışlar yaptığımızda 4 çarpı N'nin 20 olduğunu görüyoruz. Demek ki 5 ay sonra bu para kendisinin 1 bölü 4'ü kadar faiz getirirmiş. Evet, 5. sorumuz. Bir bankaya 15 aylığına yatırılan paranın kendisi kadar faiz getirmesi için uygulanacak faiz oranı yüzde kaçtır? Bakın, kendisi kadar faiz getirsin. Ana para A olsun, getirdiği faiz de A kadar. Sonra neydi? ANT bölü ne dedi? Aylığına dedi yine 1200 yapacaktık. Dolayısıyla faiz buna eşit olacaktı. Ve diyor ki kendisi kadar. O zaman ana para. Süremiz ne kadar? 15 ay. Ne dedi? Yatırılan para kendisi kadar faiz getirmişsin. Faiz oranı yüzde kaçtır diyor. Oranı soruyor ve ben 1200'e böldüm. Dolayısıyla A'lar birbirlerini götürdü. 1200 eşittir 15T'ye. Yine sadeleştirme işlemi yapalım arkadaşlar. 3'e böldüm 5T. 3'e böldüm 400. Gördüğünüz üzere T buradan 80 gelir. 80, %80 faiz oranıyla yatırılması gerekiyor. Şimdi biraz daha zorlayalım soruyu. Bakın, 6. sorumuz oldukça güzel bir soru. Ahmet parasının 1 bölü 3'ünü yıllık %40'dan, geri kalanını ise, şimdi geri kalanı ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3'ünü yıllık %40'dan yatırdıysa geri kalanı dediği şey 2 bölü 3'üdür değil mi? %60'dan 6 aylığına faize veriyor. Eğer tersini yapsaydı, yani parasının 1 bölü 3'ünü %60'dan geri kalanını ise, yani 2 bölü 3'ünü yıllık %40'dan şöyle gelelim, 6 aylığına faize verseydi 100.000 TL daha az faiz alacaktı. Yani ilk durumdaki getiri daha fazla. Buna göre Ahmet'in faize verdiği toplam para kaç TL'dir? Yani ana parayı soruyor bana. Şimdi ben burada 1 bölü 3'ünü, 2 bölü 3'ünü falan alacağım için arkadaşlar, kolaylık olsun diye tabii ki A diyebilirsiniz. Ana parama, bakın ana parama kolaylık olsun diye 3A demek istiyorum. Yalnız unutmayın, biz sonra 3A'yı bulacağız şıklarda. Tamam mı? Şimdi 3A'nın 1 bölü 3'ü ne yapar? A kadar yapar. Ben A kadar paramı yıllık %40'tan 6 aylığına, bakın ana para yıllık %40, 6 aylığına, ay dedi ne yaptım? 1200'e böldüm. Aylığına faize verdim. Ne yaptım? Bu kadar para aldım. Artı geri kalan paramı, şimdi benim 3A param vardı. A'yı bu şekilde yatırdım. Geri kalan param ne oldu? 2A. 2A kadarını da bu kez yıllık %60'tan 6 aylığına faize verdim. Şimdi burada aldığım toplam faizi bir bulalım. Ne yapar? Şuradan şöyle sıfırları aslında en başta götürebiliriz. Çok sadeleştirme yapmayalım çünkü diğer tarafta da çıkartacağız birazdan. 24A bölü 120 artı, burada ne yapar? 6 kere 6 36, 2 ile çarptığım 72A bölü 120 yapar. Topladığımızda arkadaşlar 96A
bölü 120 para alırız birinci durumda. Birinci durumda 96A bölü 120 TL para alırken, şimdi gelin ikinci durumu inceleyelim. İkinci durumda bize diyor ki, şimdi tersini yapsaydı, yani parasının 1 bölü 3'ünü, şimdi 3A parası vardı, 1 bölü 3 yine ne yaptı? A kadarını %60'tan yine 6 aylığına faize verseydi, artı geri kalanını, geriye ne kadar kaldı? Bakın 3A vardı, ben A'sını yatırdım. Geriye 2A kaldı. Geriye kalanını yıllık %40'dan... Evet, geriye kalanını yıllık %40'dan 6 aylığına ne yapıyor arkadaşlar? Faize veriyor. Yine şurada sıfırları götürelim. Ne yaptı? 6 kere 6, 36, A, 36, A bölü 120 artı 6 kere 4, 24, 24 çarpı 2'den 48, A bölü 120. Bunları topladığımızda 8, 6, 14, elde var 1, 3, 4 daha 7, 1 de elde 8, 84 A bölü 120. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark bakın neymiş? 100.000 TL'ymiş. O halde 96 A bölü 120'den 84 A bölü 120'yi çıkartırsam ne olur? 12 A bölü 120 olur. Ve bu paranın bize 100.000 TL olduğunu söylüyor. Altına bir 1 yazıp içler dışlar çarpması yapalım. 12A eşittir 120 çarpı 100.000. O halde 12'ler gitti. Burada 1 ne kaldı? 10 çarpanı kaldı. O halde A artık bakın. Evet, bu kadar. Dolayısıyla yalnız tutup bakın 1 milyonu işaretlemiyoruz. Neden? Benim en başta sorduğumda biz ne demiştik ana paraya? 3A demiştik. O halde 3A'mız ne arkadaşlar? 3 milyon. Teşekkürler. Bugünlük dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.